Esselamu Aleyküm eh, değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli ümmeti olan ve Kudüs sevdalısı olan dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz bu akşamki programımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Değerli dostlar, bugünkü misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Osman Aydınlı hocamızla inşallah Kudüs'ü konuşacağız. Ee, Osman Aydınlı hocam çok yoğun olmasına rağmen Devlet Erkan'ın da kendisiyle e, sürekli yetişimde olup Kudüs'le ilgili bilgili almaları vesaire gibi çalışmalarla iç çalışmalar içerisinde olmasına rağmen bu kıymetli topluluğun hatırını kırmadı. Bu akşamki zamanını bize ayırdılar. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Amin. Ee, Kudüs bizim neyimiz olur? Kudüs tarihi nedir? Kudüs'te neler yaşanıyor? Yaşanan oyunların perde arkasında neler var? Perde arkası nelerdir? Kimler vardır? Gibi soruların cevaplarını inşallah bugün hocam bize aktaracak. Diğer dinlerde de ve bütün dinlerde de. Kudüs neden önemlidir soruların cevabını inşallah hocamın programında bulan, bulacağız. Ee, programın zamanıyla ilgili herhangi bir süre vermek istemiyorum. Hocam e, siz ne zaman durun derseniz ben o zaman dururum diyor Allah'ın izniyle. Çünkü Kudüs konusu hemen ya üç dakikada, beş dakikada, yarım saatte bitecek bir konu değil ama e, zaman süresi buradaki dinleyici kardeşlerimizin e, katılım dikkatine ve hocamızın e, durumuna göre değişecektir. Ama şunu söylemek istiyorum ki, burada herkes aynı benim gibidir, kardeşlerim. Her Müslüman gibi ben de Kudüs denildiği zaman, Kudüs haberlerini televizyonda izlediğimde ya da Kudüs'le ilgili herhangi bir konuşmaya, dinlemeye başladığımda çok değişik hislere kapılıyorum, duygulanıyorum, değişik haleti, ruhiyelere giriyorum. Neden? Çünkü Kudüs bizim için herhangi bir şehir değil. Kudüs bizim için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, israsının son durağı, miracının ise ilk hareket ettiği, yükseldiği nokta. Onun için bizim için çok önemli. Kudüs Mescidi Aksa davası kuru bir toprak davası değil biz Müslümanlar için. Hele biz Türk e, Müslümanlar için daha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için daha da ehemmiyetli. Sadece kuru bir topraktan ibaret değil bizler için. Kudüs esas itibariyle kardeşlerim yalnız Müslümanların değil bütün beşeriyetin bir davası aslında bilenler için. Onun için biz Kudüs davasından asla vazgeçmeyiz. Rabbim de vazgeçirmesin inşallah. Kudüs davası İslam davasının can merkezidir. Böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Evet böyle bir giriş yaptıktan sonra çok değerli Osman Hocam'a inşallah sözü bırakmak istiyorum. Değerli Osman Hocam, öncelikle e, Osman Aydınlı kimdir? Hemşerimizdir, birçok kardeşimiz biliyor ama bilmeyenler için Osman Aydınlı kimdir? Bizlere Osman Aydınlı hakkında neler söylersiniz, nasıl tanıtırsınız? Ve ardından da Kudüs bizim neyimiz olur ve Kudüs tarihi konusunda bizlere aktaracağınız kıymetli bilgileri inşallah dinlemek üzere sözü size bırakıyorum buyurun Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun Musa kardeşim. E, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, gündem Kudüs olunca kendimizden çok da bahsetmenin çok gereği yok diyorum ama Yine de bir hemşehri olduğumu hatırlatmak isterim. Ee, evet ben 35 yıldır Marmara İlahiyat bütün öğrencilik, master, doktor, doçentik hepsi orada geçti. Ama Denizli'yim. Denizli Çal Hançalar e, kasabasından tüm ailem burada. İstanbul'da sadece kendi ve ailem var. Yani tüm e, aile parçası e, Denizli ve e, Çal bölgesinde. Rabbim bu yıl nasip etti. Bu yıldan hem Marmara hem Pamukkale İlahiyat'ta ders veriyorum. Her iki tarafta da e, ders vermek e, nasip oldu. Kendi ülke, memleketimize vazifemiz olduğunu e, düşündük. E, i̇nşallah burada da e, bir takım dersleri vermek e, nasip oldu diyelim bu yıl. Sağ ol Evet. E, dur. 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 Bu kadar yeter herhalde Musa kardeşim. Allah kendimizden razı. bahsetmemiz. E, şimdi Kudüs'e direkt ver. girmek e, arzusundayım. Çünkü acısıyla kavruluyoruz, perişan ölüyoruz, yandık, perişan olduk. Bu özellikle son 5-6 yıldır bilinçli, kasıtlı bir şekilde İslam alemine bayram yaptırmamak, İslam alemine en korkunç acıları tattırmak üzere bizzat projeye konularak yapılan bir olay. Yani e, bizim Ramazanlarımızı dikkat edersin 4-5 yıldır bir zehir ediyorlar. Evet. E, ve bunun altında tabii Batı var, Amerika var. Daha doğrusu asıl onları yöneten Yahudiler var. Siyonist Yahudi sistemi var. E, ve bu yola e, asırlardır baş koymuşlar. Bizler özellikle e, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'dan sonra iyi bir uykuya dalmışız. Ve e, hala göklerden gelecek bir kurtarıcı bekliyoruz. Ben öncesine şunu söylemek isterim. Kudüs işgal altındayken bana gülmek haramdır, gülümsemek haramdır diyen Selahaddin Eyyubi'nin e, gelişi 90 yılı buldu. 1097'de Kudüs işgal edilip 70 bin kişi e, vahşice doğrandı Haçlar tarafından. Hatta oradaki Müslümanlara ait kediler, köpekleri bile öldürdüler. Bu kadar vahşiyane katliamlar yaptılar. Selahattin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü bu zalimlerin elinden, bu katillerin elinden kurtardı. 90 yıl. Ama biz 2017, 2017'de bir asırı geçirdik. 1917'de Kudüs'ümüzü kaybettik. Ve bugün 104 yıl oldu. Hala gökten inecek gelecek bir Selahattin Eyyubi bekliyoruz. Selahattin Eyyubi e, halk eden Cenab-ı Allah halk etti ama bir ortam var. O ortamı Müslümanlar oluşturdu. Kudüs bilinci muhteşem bir bilinçle e, son 30-35 yıldır Nurettin Zengilerle başlayan e, ve e, o e, muhteşem askeri e, sistemle veya da şuur altyapıda iyi işlenerek oluşturulmuş bir yapıyla Kudüs fethedildi. İnşallah Rabbim bize, e, hani bu zor günlerin e, semeresi bu olur. Hani biz uyanmadık, uyanmak istemedik. Evet. E, bizim tepemize her gün çarpıyorlar, her gün vuruyorlar. E, i̇nşallah bu uyanışımıza vesile olur diyorum. Evet. E, ve bu günleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. E, i̇sabetli bir konu seçmişsiniz e, Musa kardeşim. Evet. E, çünkü iş taze iken demir tavındayken dövülür de acılarımız şu anda çok büyük Ramazan'ımızı ve bayramımızı bize zehir ettiler hele hele evlerde kapanmışız her gün zulmün en vahşicesini gördük dünyada şöyle bir şey var hani zalime zalim der kişi bir şey yapmaz yazıklar olsun dersiniz ama zalime mazlum Mazmada zalim deyip daha da mazmun üzerine binen bir batı bir Amerika gördük. E, hatta içimizdeki hainleri gördük. Hepiniz biliyorsunuz. Bütün dünya kamuoyunu takip ediyorsunuz. E, ve böyle acılarla kavrulduk. E, evet, Kudüs nedir? Bir Kudüs'ü tanıyalım istedim. Şöyle bir Kudüs'ü tanımak arzu ettim. E, Kudüs sadece ezberde Hamas'i e, nutuklar ile e, efendim e, gündeme getirilen bir konu idi. Hamdolsun son bir 3-5 e, yıldır e, konu üzerine daha fazla eğili, eğiliyor insanlar. Fakat bazı ayrıntılar da var. O ayrıntılara eğilmiyoruz. O ayrıntılar bilmek gerekiyor. Ben kardeşlerime şunu söylemek isterim. Rabbim yıllardır istiyorum. Alanla ilgili tez yaptırdım. El Halil ile ilgili, Kudüs ile ilgili e, kendim bu alanla ilgili bir takım makale yazdım ama nasip olmamıştı. Bir şekilde geçen yıl tam pandemi başlangıcına nasip oldu. Ve bizi ne Batı Şeria ne e, El Halil'e, ne Remle bölgesine hiçbirine göndermediler. Her gün bir tarafı kapattılar ve biz Kudüs'te kıslık kaldık. Ama dört günlük e, o e, Kudüs gezimiz e, Mescid-i Aksa içinde muhteşem bir nimete dönüştü. Oradan Nakşi e, Kudüs Şeyh'ini, e, bölgedeki o yiğitleri, e, o e, şehadeti her an bekleyen insanları, bizi görünce o Kudüs sokaklarında, Türkiye'den geldiğimizde görünce gözyaşı döken insanları, bizi en lüks e, pastanesine alıp, pastanedeki bütün halkı çıkarıp, benim özel misafirlerim var, onları yer açmanız gerekiyor deyip, hepsini çıkarıp, bize orada belki... Hani bugünün e, ücretiyle 5-10 bin dolap e, ekibimizin tamamına ikramlar yapıp da e, biz sizden para almayız çünkü bu vatanı 400 yıl boyunca bize siz emanet ettiniz, dedelerimizi <laughs> siz efendim buralarda e, sağlam tuttunuz, bizimse borcumuz çoktur diyen o insanların o muhteşem e, niyetlerini güzel yüzlerine görme nasip oldu 4 gün boyunca bu da bize bir nimete e, dönüştü böyle bir nimetin içinde çok acılar da yaşadık. O acıları paylaşmak için saatler gerekir. Oturu bağladık. Bazen sevinçten coştuk. 33 tane yiğit genç vardı yanımızda. Ödüllü gençlerdi bunlar. Bir şeylerden dolayı ödüller almış ve kutsak etmiş gençlerdi. Gerçekten muhteşem bir gezi oldu bizim için. Keşke onun için çok farklı duyguları yansıtabilsek ama bununla ilgili Bizim gençlerimiz bir kitapçık çıkardı. Duygularını e, terennüm eden. Eğer Musa kardeşim bana hatırlatırsa Kudüs dönüşümüzde benim takdimim sonra öğrencilerimizin birçok duygularını içeren e, İlim Yayma Vakfı tarafından çıkarılan o kitapçığı size inşallah göndereyim. E, arzu eden kardeşlerimiz bizimle o heyecanı <laughs> belki yaşamak isteyebilir. İnşallah. E, tabii inşallah şunu da yapalım. E, Musa kardeşim, e, Rabbim e, İlim Yayma Vakfı tarafından bize e, bir e, proje e, haddimiz olmadan bize verildi, editörlüğü. E, 2020 yılında bu proje çok güzel bir şekilde noktalandı. Zaten Kudüs ziyaretimizin sebebi de oydu. Üç tane gencimiz bizim profesyonel çekimimizi yaptı. Bütün e, yazdığımız eserlerin, e, yani bilgilerin İlmi eser. E, atıf alacak bir eser. Uluslararası bir eser. E, oradaki çekimlerin çoğunda biz kendimiz yaptık. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin e, bizzat kendisinin Mescid-i Aksa Kudüs'le ilgili çektirdiği resimlerden 35'ini de kullandık. E, özel izinle İrsika'dan. E, ve bu şekilde güzel de bir kitap e, hususuyla geldi. E, ben bu toplantıdan önce izin aldım. E, Yenim Yayma Vakfı'ndan. Ve bu kitabı da dijital olarak inşallah sizlere sunmak istiyorum paylaşılabilir bu ekiple inşallah çünkü bu kitap satılmadı sadece genellikle Ankara'daki ilgili mercilere rektörlüklere ve önemli dekanlıklara gönderildi bitmiş şu anda onun için dijitalini sizinle paylaşma izni aldım i̇nşallah. onu da e, ifade etmiş olayım Musa kardeşim. Ve dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşırız hocam. Allah razı olsun. Çok cümlemizden inşallah bir faydası olacaksa bir fay, e, yani e, ümmeti Muhammed'e e, şuurlanması için. Ama bu şuur hamasi bir şuur değil. Evet. E, sağlam bir şuur. Ayakları yere basan bir şuur. Biz nereye sahibiz, nereye sahip olmamız gerekiyor bunu bilen bir şuur. E, Yahudili, yani Siyonist Yahudilerin katliamda sınır tanımayan Yahudilerin bu konudaki bilgileri 3000 yıllık, 4000 yıllık ve e, bizlere karşı öyle diş biletiyorlar ki Kudüs'ü kardeşlerimizi Filistinleri onlar katlederken zevkle hiçbir acıma hiçbir merhamet duymadan ama bu katliam bu vahşet üzerine yetiştiriyorlar. Biz de merhamet ikliminde o coğrafyada biz neydik? O coğrafyada biz ne gerçekleştirdik? Ee, i̇nşallah bu eserlerde onu da bulabileceğiz tüm yönlerden Kudüs. Sadece tarihi değil, mimarisi, sanatlarıyla, vakıflarıyla, Kudüs e, seyahlarıyla, yani gerçekten her alandan bir Kudüs oldu görselleriyle. E, görsellerin çoğunda elhamdülillah e, biz kendimiz birebir e, yapma imkanı olduk. Hatta geçen yıl e, bunu e, canlı bir yerde... E, Sunum yapalım dedik ama pandemi buna müsaade etmedi. İnşallah size dijital olarak Rabbim sunma imkanı verir diyelim. Amin. Evet böyle bir girişten sonra Kudüs konusunu ben görsel sunmak istiyorum. Musa kardeşim ve büyüteceğim haritalar üzerinden de sunacağım. Görseller üzerinden bir Kudüs tanıtmak istiyorum. Yani Kudüs deyince gidenlerimiz var kardeşlerimizden onlar biliyor ama Kudüs'ü geriden hep biz e, Kupetu Sahra olarak bildik yıllarca. E, bizim evlerimizdeki haçtan gelen e, halılarda seccadelerimizde sadece kuppet Sahra ile bize bunun biraz algı operasyonu olduğunu düşünüyorum ben. E, bunun üzerinde de bir Kudüs e, küçük de olsa bilgi sunmak arz ediyorum. E, herhalde paylaşım e, imkanım var görüyorum evet paylaşar e, konumuza geçelim diyorum inşallah. Hatta tamamen büyüteyim. Büyüterekten daha faydalı olacağını inanıyorum. Şu anda net gözüküyor inşallah. Nettir hocam, evet gözüküyor. Peki. Tekrar, Bismillahirrahmanirrahim. E, Kudüs ve mescid Aksa olarak e, konumuza başlarken e, ben e, öncelikle e, Kudüs bizim neyimiz olur? konusundan bir başlamak istiyorum şimdi şöyle bir soru soruluyor Kudüs'ü kaybedersek ne olur hayır soru böyle sorulmamalı biz buradan da kaybediyoruz Kudüs bize ne kazandırır sorusu doğru sorudur Kudüs'ü kaybedersek ne olur zaten bizi her gün kaybettiriyorlar Kudüs bize olursa biz ne kazanırız gerçekten Kudüs'ün hakimiyeti biz olsa biz ne kazanırız bu çok önemli Mekke İslam'ın kalbi ise Kudüs beynidir. Bu çok önemli bir e, cümledir. Mekke İslam'ın kalbi ise Kudüs beynidir. Çünkü Kudüs yeryüzündeki tüm ilahi dinlerin kutsal yeridir. Biz orada yoksak Kudüs yok demektir. Bizim beynimiz orada atar. Kalbimiz de Mekke'de. Çünkü şuna Böyle açıklama yapabiliriz. İsrail Müslüman bedenine saplanmış bir hançerdir dünyada şu anda. Aslında Hristiyanların da bedenine saplanmış bir hançerdir ama Hristiyanlar kendi içinde korkunç bir ihanet yaşıyor şu anda. 2000 yıllık bir Hristiyanlık tarihi okuduğunuzda 1900 yıl boyunca Hristiyanlara en büyük zulmü yapan Yahudilerdir. Kim bir zaman Hristiyanlar onları yapmış ama Ondan Hristiyanlar da onu yapmış. 1900 boyunca Hristiyanlar Yahudilere, Yahudiler Hristiyanları kesmiş. Ama 1917'den sonra işbirliği yapıyorlar ve e, yekpare Müslümanları saldırmışlardı maalesef. Şimdi Kudüs Müslüman bedene satmamış bir hançerdir dedik. Çünkü Kudüs ayakta tutmak, Anadolu toprakta ayakta tutmaktır. Niye? Hepiniz biliyoruz bunu. Yani ben tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum ama tekrar bir görelim diyorum. Arzul Mevut dediğimiz topraklar bunlar kardeşlerim şu gördüğümüz çizili toprak Arzu Mevut. Ve bu topraklar bugün Orta Doğu dediğimiz aslında Şam toprağıdır burası. Yani Şam dediğimiz yer Damaskus yani Dimeşk. Ee, bugün beş ülke Mısır bir miktar e, bu bölgeye Sina bölgesi giriyor ama e, bunlar yoksa bile Ürdün'ün kuzeyi, Irak'ın büyük bir bölümü, Suriye'nin tamamı, bugün uyduruk İsrail, Lübnan, Filistin, Güneydoğu Anadolu'muzun Toroslara kadar dayanan bölümü Şam'dır değerli kardeşlerim. Bu çok önemlidir. Yani Şam toprağı bizim içinde bulunduğumuz Güneydoğu Anadolu'nun bile bir kısmı Şam toprağıdır. Bugün eğer biz Kudüs'e sahip çıkmazsak Kudüs eğer Müslümanların hakimiyetinden tamamen çıkarsa şunu bilelim ki sıra bize geliyor. Çünkü zaten İsrail çoktan biliyorsunuz Suriye sınırlarına dayanmış durumda. Ve şu anda bizim Fırat Kalkanı veya da İdlib bölgesi müdahalemizin altında bu yatıyor. Allah'tan tarihi artık daha doğru bir şekilde görebilen, gerçeği görebilen idarecilerimiz ve dış politikamız var da şimdi düşmanı buralarda durdurmanın şimdi derdindeyiz. Çünkü onlar bu coğrafyayı Arun mevut dedikleri 3000 yıl önce kendilerine takdim edilip de ihanetle, Allah'a inkar ile, Cenab-ı Allah'a isyan ile bu toprakları reddeden ve 40 yıl çöllerde sürünen Yahudiler 3000 yıl sonra bunun derdine düşüyorlar. Kendilerine üstün bir ırk olduğunu inandırıp kendi çocuklarına da bu eğitimi veriyorlar. Bizden 100 kişinin, bin kişinin, on bin kişinin ölmesinde onların kalplerinde zerre kadar vicdan, zerre kadar merhamet olduğuna zannediyorsunuz. Hepimiz aldanıyoruz kardeşlerim. Çünkü Meşr-i Aksa'nın kapılarından girerken üzerindeki o küçümsemeyi, o edepsizliği, o hayasızlığı ben gördüm. O sizinle dalga geçen, kimsiniz siz, yakında hepinizin işi bitecek diyen görüşte o duruşlarını gördüm. Ha hamdolsun orada onlara bizim öyle bakışlarımız da onları bitiriyordu. Onu da söyleyeyim. Yani buranın sahibi biziz. Siz burada işgalcisiniz, katilsiniz diyen bizim gençlerimizde bakışlar onları bitirmişti. Şimdi e, tabii şu anda Filistin'in yiğit gençleri de aynı bakış tarzını onlara şimdi geliştiriyorlar. Ama şunu söyleyeyim, eğer biz uyanmayı geciktirirsek bu topraklar Kısa sürede gidecek. Suriye'de boşuna savaş çıkarılmadı. Irak'ta boşuna savaş çıkarılmadı. Hatta Yemen'deki savaşın burayla ilgisi var değerli kardeşlerim biliyor musun? Çünkü İran burayla oyalanması gerekiyor. İran başka oyalanması gerekiyor. Gerçi İran ayrı bir konu. Onu kenara koyalım. Ben burada e, Filistin e, veya da Kudüs'ün e, daha geniş background'ına girmeyeceğim. Ona girersek e, çok farklı noktalara gideriz. Şu coğrafyada nerede bir kavga varsa bilin ki hepsi Kudüs'le Filistin'le ilgilidir. Kudüs'e en fazla yardım eden, ayakta duran Kattafi'dir haberiniz olsun. Evet Kattafi yerine göre zalimlik de yapmıştır. Saddam Hüseyin zalimliklerin alasını yapmıştır. Ama Kudüs'ü genellikle ayakta duran, alttan çok büyük yardımlar yapan iki devletti. Elinoğlu Yahudi Siyonist. Bu işleri yaparken bir asır önce başladı bu işleri. Biraz sonra onun bizzat e, delini göstereceğim değerli kardeşlerim. Evet. Eğer Kudüs kaybedilirse, bu coğrafyadan biz tamamen çıkarsak hiç çıkarmaya başladık şu anda. Geçen yıl 2019'a kadar bizim meşhide aksağımıza hiçbir kişi ayak basamamıştı. Bir kafirin, yani daha doğrusu bir gayrimüslimin, bir Yahudinin, bir Hristiyanın ayağı basılma, basmamıştır yani. Sadece izinle giren bir takım haham, bir takım patrikler. O da davet edilince giriyorlardı. Şimdi çok yakındır tamamının efendim elden çıkması. Ya ayağa kalkacağız, sağlam ayağa kalkacağız. Öyle hamasetle değil. Hurra değil. Çok sağlam bir Kudüs e, bilgisi, çok sağlam bir Kudüs aşkı ve şuur ol, o, olması gerekiyor. Bakın Kudüs ayakta tutmak Mekke'yi, Kabe'yi ayakta tutmaktır değerli kardeşlerim. Diğer bir cümlemiz. Kudüs kaybedilirse Mekke de kaybedilir. Bugün siz İsrail'in Suud'la anlaşmaları, Muhammed bin Selman'ın ihaneti. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihanetinin altında bu yatıyor. Sakın unutmayın. İş Mekke'ye doğru gidiyor. Kudüs'ü ayakta tutmak tüm Orta ve İslam alemini ayakta tutmaktır. Bu nettir. Kudüs ayakta tutabilirsek sadece Orta Doğu değil tüm İslam alemi ayakta durur. Çünkü Kudüs bizim beynimizdir. Bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Kudüs neden beynimizdir? Bakın beyin giderse kalp işe kadar çalışsın. Ne deniyor buna? Bitkisel hayat değil mi? 10 yıl yaşa bir şey ifade etmez. Beyin giderse her şey biter. Değerli kardeşlerim Kudüs'ü ayakta tutmak Müslümanlığı, insanlığı ve tüm semavi dinlerin inanç değerini ayakta tutmaktır. Bakın sadece İslam'ı değil Yahudiliği de Hristiyanlığı da onların da kutsalını ayakta tutmaktır. Çünkü biz tarih boyunca onlara hiç zulmetmedik biraz sonra gelecek. Biz orada ne yaptığımızı tek tek göreceğiz değerli kardeşlerim. Evet bir gerçeği daha söyleyeyim. Bu gerçeği çoğunuz da biliyorsunuz. Bakın İstanbul'dan namaza durun mescid Aksa'yı da önünüze alıyorsunuz. Ve Mescid-i Aksa ile beraber Kabe'ye de yönelmiş oluyorsunuz. Ayrıca Kudüs, Kudüs'ün hem İstanbul hem de Kabe uzaklığı neresi aynıdır değerli kardeşlerim. Bu da Allahu Teala'nın bir takdiridir. Ve dört asırdır buradan yönetilmiş Kudüs, en mükemmel, en barışçıl, en güvenli huzur günleriyle ve bugün tüm gözler buraya bakıyor. Hani İstanbul Ankara değil hocam diyeceksiniz. Çünkü e, aslında Türkiye'de bütün siyaset, bütün her şey aslında İstanbul'dan belirlenir, Ankara'dan yönetilir. Yani Türkiye'nin aslında genellikle e, kültürü efendim birçok önemli kararlar İstanbul'dan alınır ve Ankara'dan da yönetilir e, şeklinde benim de bir efendim gör, görüşüm ve iddiam var. Şimdi e, Kudüs'ün yerini ben bazen öğrencilerim ile e, böyle küçük e, denemeler yaparım. Kudüs'ün yerini bana gösterin. Kimisi yukarılara gider, kimisi altlara iner. Ama şunu söyleyeyim ki dünyada 20 milyona yakın Yahudim var. Allah sizi inandırsın bir tanesi Kudüs'ün yerini e, hiçbir şekilde şaşırmaz. Enlem ve boylamlarıyla birlikte ve her yönüyle Kudüs hepsi bilir. Biz Kudüs'e her şeyle sahip çıkacaksak Kudüsün yerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kudüsün bizim için ne ifade ettiğini, e, oranın stratejik olarak ne önem taşıdığını bilerek Kudüs'e sahip çıkmamız gerekiyor. Lafta değil, hamasi nutuklarla değil değerli kardeşlerim. Ha bugün e, İsrail bu coğrafyanın içine sokulmuş korkunç bir hançerdir. Her yeri Müslüman, her yer İslam toprağı ama korkunç bir efendim e, azınlık sayıları 10 milyonu bile bulmayan bir azınlık e, burada tüm İslam aleminin canını yapmaktadır. Bunu da iyi görmek lazım. Evet hepinizin bildiği bir harita var ki Cumhurbaşkanımız da bunu Birleşmiş Milletler'de bizzat tekrar sundu. 47'deki bir Kudüs işgalin ilk anı ve burada bir devlet kurdular kendilerini şurada. Ve e, 47'nin hemen ardında bir paylaşım planıyla İngiltere'yi Özellikle Amerika arkalarına aldılar, korkunç bir şekilde şu topraklardan el koydular, iş, işgal ettiler. Ve 67'ye kadar şu bölgelerin tamamını ele geçirdiler. Ve 67'de yapılan anlaşma ile şuralara dokunmayacaklardı. Yani biz 67'ye razı olmaya çalışıyoruz. Ama zalim 67'ye de razı olmuyor. Ve paramparça yaptı. Aslında şu anda kardeşlerim, şunu da söyleyeyim, bu aslında güncelliğinde kaybetti. Şurada birçok yer gitti. El Halil, El Halil şehir var şurada. El Halil diye bir şey kalmadı. Bakın El Halil, Halil İbrahim, Halil İbrahim camimiz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İshak, Rebek annemiz, Sara annemizin yattığı yer. Mesela ben burayı için tezler yaptırdım ama ben oraya gidemedim. Çünkü tüm yolları tutmuşlar bizi sadece Kudüs'le uğraştırıraktan aslında oradan başka yere yönlendiriyorlar bizi Libya'ya şimdi Suriye'ye, Irak'a başka yerlere yönlendiriyorlar. Şimdi Kudüs'ü e de bitirecekler. Ve El Halil'i kaybettik. Ben sizden bir istirhamım lütfen El Halil okuyun. Halil Rahman'ı okumadan Kudüs'ü anlamak da zordur. Ve bu topraklar tek tek elden gidiyor. Şu gün şurada bir Gazze var. Tamamen 2 e, milyon kişi korkunç bir muhasır altında. Denizden de muhasır edilmiş. İsra, e, ve e, Mısır her türlü e, maalesef cümleleri söylemeyeceğim. E, i̇nşallah e, vazgeçerler yaptıkları zulümden. Tüm kapıları kapatmış. Burada dünyanın en büyük insan dramı yaşanıyor. Ve bugünlerde de karadan, havadan, denizden her yerden vuruyorsun. Dünyada böyle bir zulüm daha görmedi yeryüzü hani her yerde zulüm var ama üç yerden de efendim Akif'in Çanakkale şiirindeki gibi yerden gökten ölüm yağıyor. İşte böyle bir İsrail'in şu andan bize yaşattığı aslında hakaret ettiği bir yapı var değerli kardeşlerim. Evet 1917'den 2017'ye kadar 100 yıldır bitmeyen bir meseleydi Kudüs. 2017 neden önemli değerli kardeşlerim? Çünkü eee ee, Kudüs davasını ön plana süren e, bakalım e, hemen hatırlayan var mı arkadaşlar? Kudüs davasını ön plana süren ve Abdülhamit'le mücadele eden kişi kimdi? Bir cevap alabilir miyiz? Evet, o zaman bizlerim Theodor Herz biliyorsunuz. Sonra Weizmann geçecek. Theodor Herz 1903'te ölecek. Sonra Weizmann geçecek. Sonra Rothschild dediğimiz e, aile e, ne yapacak? 1917'de e, İngilizlerle işbirliği yapacak. Ve İngilizler 1948'de peşkeş çekecek e, Kudüs'ü. 1917'de tamamen yerleşimleri başlayacak. Aslında yerleşimleri 1909'da başlamıştır. Yani rahmetli cennet mekanı Abdülhamit Han'ı tahttan indiren e, akılsız, beyinsiz, ittihat ve terakki Jön Türkler. Son akılları baştan giren ama ülke elden gitmiştir. E, onun için bunlara rahmetli Kadir Mısıroğlu üç beyinsiz kafa der. Talat, Cemal ve Enver Paşa'lara hain değillerdir ama üç beyinsiz kafa der. Anlayamamışlardır Abdülhamit Han'ı. Ondan sonra 1909'da bu coğrafyaya Yahudiler yerleşmeye başlar. E, Rothschild ailesinin e, insanları kandıraraktan e, aslında Filistinli kardeşlerimiz burada saf kanmışlardır, Kasten satmamışlardır. Ama bir noktadan sonra birkaç bin dönüm toprağa el konulduğu için bundan sonra zulüm e, İngilizlerin desteğiyle 1948'e kadar peşkeş şekiller bu e, topraklar ve 1948'de Hunharca Vahşice dünyada görülmeyen bir vahşetle Kudüs caddeleri, bütün e, efendim e, Filistin caddeleri e, Müslüman kanlarıyla boyanır ve 48'de bir e, devlet kurarlar, Siyonist bir devlet. Ve 1917'de değerli kardeşlerim 6 Aralık 1917'de onlar e, Kudüs düştüğünde şu yemin etmişlerdi: Bir asır sonra Kudüs baş şehrimiz olacak şekilde devletimizi kuracağız. Ama Kudüs baş şehir olacak. Dünya gündeminde bunu kabul ettiremediler. Ne zaman? 1980'de ilan etti kendileri. Başkentimiz Kudüs dediler. Doğu Kudüs yani meşid Aksan Aksa'nın olduğu yer. Onlar Meşid-i Aksa'nın olduğu yeri diyorlar ki bizim mabedimiz burada Süleyman Mabedi. Yani doğru olabilir. Ee, yanları sağı solu bir kısım Süleyman Mabedi'ne ait olabilir. Ee, ama kendilerinin e, 2000 yıl önceki ihanetleriyle 2500 önceki ihanetlerle yok edilmiş, kendileri sürülmüş e, ve artık kaybettikleri bir yerdir burası. 6 Aralık 1917'de yemin etmiştir Weizmann. Biz bir asır, en geç bir asır sonra e, Kudüs, Doğu Kudüs, Bahçeli'nde olacak şekilde İsrail Devleti bütün o bölge sahip olacaktır. İşte değerli kardeşlerim. 6 Aralık 2017 tam bir asır ve bir gün geçmedi biliyor musun? Bir gün geçmedi. Bunu tüm dünyayı budalaca gösterip dünyanın başına neler açtığını bilmeyen veya bilmemesinden gelenlerin yaptığından çekiyor insan bu olanları. Yani Donald Trump, Donald Trump 6 Aralık 2017'de bunu bilinçli ve bilerek imzaladı. Bütün dünya şoka girdi. Çünkü bütün Yahudi efendim e, gruplar Etkin gruplar Donald Trump'a bu imzayı attırdılar. Adamlar bir asırdır planladıkları şeyi ne yaptılar? E, i̇şlevsel bir hale getirdiler. Biz üç günlük, beş günlük, birkaç yıllık planlar yaparsak daha yüz Al bu ki bizim de e, sağlam temel atıp sağlam bir şekilde hedefler koyup Müslümanca e, şuurlu bir şekilde biz Kudüs'te ne yapacağız? Bunun kararını vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi e, bu nardan sonra e, şöyle bir şey söyleyeyim. 2018 yılında Medeniyetler Beşi Kudüs diye bir sempozyumumuz vardı İstanbul'da. E, bu sempozyuma çok yoğun bir şekilde de Kudüsten e, değerli misafirlerimiz katıldı ki e, Kudüs e, yani Mescid-i Aksa imamımız e, Doktor e, İkrimel Sabri e, ki şu anda eee bütün Mecid Aksa'da, bütün Filistin'de çok sevilen kişidir. Onunla bir e, mülakatımız olmuştu. Hemen hemen aynı sem şeyde sunum e, panel sunumundaydık. E, o şunu söylemişti: Siz biz anlamıyorsunuz. Türkiye'nin sadece adı yetiyor bizim topraklarımızda. Biz sizin adınızı duyduğumuzda, sizden bir kişiyi meşid i Aksa'da gördüğümüzde vallahi biz her şeyimizi vermeye hazırız. Arkamızı sanki e, demir bir efendim, e, çelik bir duvara dayanmış gibi oluyoruz. Biz bu yolda şehit olmak için o coğrafyada her türlü mücadele vermek için bize güç geliyor. Ne olur yalvarıyorum bizi bırakmayın, gelin. Çünkü siz geldiğiniz zaman turistik gez için gelmiyorsunuz. Niçin geldiğinizi biliyoruz. Bu toprakların sahipleri gelince o Yahudilerin gözlerindeki korkuyu ben öyle bir görüyorum ki sizin onu görmeniz benim gözüne bakmayla olur demiştim. Vallahi de onların gözündeki o korkuları sizi görünce ben anlıyorum dedi. Başka belki Müslüman milletlerden sizden kadar korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Çünkü sizin gençleriniz buraya geldiğinde bir şuurla geliyorlar demiştim ve biz Mescid-i Aksa'da isek, biz Kudüs'te isek hem Hristiyanlar hem Yahudiler huzur içinde olacaktır. Biz çekinirsek Mescid-i Aksa'da zulümden başka, katliamdan başka bir şey olmayacaktır demişti Doktor İkme Sabri. Bunu bize niye söylemiştim? Değerli kardeşlerim şurada bir kardeşimiz var. Ee, Amr bin Nusaybe bu. Nusaybe ailesinin bugünkü ferdi. Ee, bu e, bugünkü e, Kuppet-i Sahra'nın e, imamı. E, gördüğünüz gibi e, Doktor İkinme Sabri e, Meşcid Aksa'nın emekli imamı şu anda ve diğerleri bütün Türkiye'den e, sempozyumdaki değerli hocalarımız. Bu Nusaybe ailesinin şu andaki ferdi. Değerli kardeşlerim e orada herkes kendisini o kadar sevdi ki. Çünkü biraz sonra göstereceğim. Bugün bizim için Kabe neyse şu kapının arkası bütün dünya Hristiyanlar için aynıdır. Çünkü burada Hazreti İsa'nın yattığına inanılıyor. Bütün Hristiyanlar buraya gelerek hac hac oluyorlar. Yani Kıyamet Kilisesi veya Kıyamet veya da Kamame Kilisesi. Bu kilisenin kapılarını kapatmak, bunları korumak, içeri insanları almak, tekrar insanları çıkarıp bu kapıları kilitlemek, bu aile tarafından yani bir Müslüman aile tarafından yapılıyor. İki asırdır Müslümanlar buraya huzur ve güveni getiriyor. Çünkü Ermeni e, kilisesi, Rus kilisesi, e, efendim Bulgar kilisesi, Alman kilisesi veya Katolik veya Ortodoks kiliseleri burada çok kanakıtmışlar. Çok kavgalar etmişler. En sonunda yine e, Osmanlı döneminin tüm dönemleri Selçuklar, Memluklar döneminde olduğu gibi e, bizlerin olduğu, buralara hakim olduğu her dönemde ibadetlerini huzur ile, kardeşçe e, güven içinde yaptıklarını tekrar e, kabul ediyorlar ve anahtarları Müslüman bir aileye veriyorlar. Ki bu Müslüman ailede, değerli kardeşim, Selahaddin Eyyubi tarafından e, hem oradaki Yahudilerin havralarının hem de kiliselerinin özellikle tamamı kilisesinin anahtarlarını kendilerine verilip bütün ilahi din mensuplarının buraya kutsal kabul edilenlerin ibadetlerinde huzur içinde sağlamalarını size sağlayacaksınız diye bu aileyi vermiş bu görevi. Yani buradaki bu ailenin şu andaki temsilcisi 21. asır temsilcisi Amr bin Musaybe değerli kardeşlerim hala bu kapıları kendi aile efradiyle beraber her akşam kapatıyor, her sabah açıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bugün bile zulme uğradığımız, katliam uğradığımız Kudüs'te bile Hristiyanların güvenliğini, onların haç yaptıkları, kabe atlettikleri Kamame Kilisesi veya Kıyamet Kilisesi'nin bile güvenliğini biz sağlıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Biraz sonra Doğuş Kilisesi göstereceğim Beytül Lahim'de. Onun da şu anda anahtarını Müslümanlara vermeye hazırlanıyorlar. Çünkü orada da Ermeni, Rus ve Bulgar kilisesi şu anda kavga tutuşmuş durumda. Hatta Roma, Katolik kilisesi de bu kavganın içine şu anda girmiş durumda. Bunu da bize o da aktardılar. Şimdi ben diyorum ki bir şeyler aktaracağım. Aktarıyorum aslında çok vakit belki alıyorum. Ama bir Kudüs tanıyalım diyorum kardeşlerim. Bir Mescid-i Aksa'yı bir tanıyalım. Nere Mescid-i Aksa? Bugün bize e, evet e, ortada e, hepimizin e, dünyadaki en ihtişamlı, en güzel yapılardan sekizgen bir yapı kuppet Sahra. Mescid-i Aksa deyince biz bunu mu anlayacağız veya burası mı bir bakalım. Evet e, diler Destan güzel bir yapı nedir? E, kuppet Sahra. Değerli kardeşlerim, herhalde şu çizgiyi ben çizdim. Biraz önce fark etmeden bu çizgiyi nasıl yok edebilirim bilmiyorum. Ee, sizin için engel değildi değil mi? Dikkat etmeden çizildi herhalde bu. Neyse. Şimdi Mescid-i Aksa'nın e, şey Kubbet i Sahra'nın yanında bir Kubbet i Silsile var. Aslında bu Selahaddin Eyyubi ve daha sonraki birçok e, Müslüman liderlerinin toplantı yeridir burası ve Beytül Mal'dir i Sahra'nın. Daha doğrusu Velid bin Abdülmelik tarafından yaptırılmıştır bu Emeviler tarafından. O dönemde e, yapılırken Beytül yani bütün e, İslam aleminden gelen veya da e, dümeş'ten gelen e, paralar e, burada saklanır ve e, şu gördüğünüz altın kubbeyi de bu paralar eritilerek yapılmıştır. E, şimdi bunun altında kubbetü sahranın altında e, sahre taşı dediğimiz aslında Yahudiler için de e, şeydir bu kutsaldır. Daha doğrusu onlar e, mabed, Süleyman Mabedi'nin ana merkezinin bur olduğuna inanıyorlar ve bunu iddia ediyorlar. Biz buna muallaka taşı diyoruz. Ee, evet, kupetu Sahra daha çok bunun için yapılmıştır ve etrafında da e, namaz kılınmaktadır. E, ortasına bu vardır. Evet, değerli kardeşlerim, e, buradan e, bir mescit göreceğiz. Diyeceksin ki hocam asıl işte önemli olan budur, gözümüzden e, uzak ettikleri budur. Yani Kıbra Mescidi. Evet, veya da Mescidi Aksa, Dillere Destan, Mescidi Aksa kelimesi buna söyleniyor. Dillere Destan ifadeyi bunun için kullanıyorlar peki şöyle söyleyeyim değerli kardeşlerim daha var mı bakayım evet var şuradan e, işlemeye çalışayım evet kıble mescidi veya mescidi ömer diyoruz biz buna kupetu sahra bakın şurada yapılar var dört minaremiz var bir iki üç ve şu köşede bir minare var o minareyi göremediniz şimdi bu minareleri tek tek tanıtırsam epey uzun sürecek ama şurada sekiz tane medesemiz var 8 tane medrese burada var. Bu medreselerin büyük bir çoğunluğunu Selçuklar, e, Memlükler, e, bir miktarı Abbasiler ve en son birkaç medreseyi de Osmanlı e, e, atalarımız yaptı ve 16 medrese var değerli kardeşlerim burada. İnşallah e, bilimsel olarak e, kitabımızı gönderdiğimde bütün bunların bilgilerine hatta tek tek çekimlerini oradan göreceksiniz. Evet, e, şöyle ilerleyelim. Şimdi e, peki Meşr-i Aksa neresi? Yani burada Mescid-i Aksa için neresi? Nereye biz Mescid-i Aksa diyeceğiz? Kupetu Sahra mı? Yoksa Kıble Mescidi mi? Veya Mescid-i Ömer mi? Veya da bugün dilere desem Mescid-i Aksa daha çok buraya söyleniyor. Ee, yani bir söz almak isteyen varsa bir cevap alabiliriz mesela. Hocam şu gördüğümüz bölgenin tamamı Mescid-i Aksa'dır diyebiliyorum. Evet Ömer Faruk kardeşim. Teşekkür ediyorum ifade tam yerine oturdu. O zaman daha geniş efendim bir alayı alalım. Ecdadımız e, yeryüzüne e, huzur getiren e, ömrü 40 yıl at sırtında e, cihatta fetihlerde geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın bugünkü İstanbul surları kadar neredeyse e, sağlam, ihtişamlı dört buçuk asırdır ayakta duran şu muhteşem beş asır ayakta duran şu muhteşem surları da mescid dediğimiz bölge tarafına ya. E, tamamen kuşatan e, ve 144 dönüm kardeşlerim. 144 dönümün tamamı Mescid-i Aksa'dır. Şu kapıdan girdiniz, Mescid-i Aksa'ya girdiniz. Buradan girdiniz, Mescid-i Aksa'dasınız. Buradan, her yerden. Kabe-i içine girer gibi, Kabe'nin içine girmiş sayılıyorsunuz. Veya Kabe'nin haremine girmiş gibi sayılıyorsunuz. Yani e, kirli postalarıyla, pis postalarıyla Siyonist Yahudiler, zalim vahşi Yahudiler şuraya adım attıkları her zaman Kabe'nizin içine girmiş gibidir. 2019'a kadar bu efendim şenati, bu cesareti gösteremiyorlardı. 2019'da bizim dünyayı ayağa kaldıramadığımızı, bütün İslam aleminin ayağa kalkıp neredeyse Kudüs'e yürüyecek bir yüreklik gösteremediğini ve yüzde 99 İslam devletlerinin sus pus olduğunu görünce şimdi bu edepsizliği hayasızı yaptılar. Ve ne yaptılar? Hem Kıble Mescidimize hem Kubbetü Sahra'nın içlerinde resmen talim yaptılar. Müslümanları dövdüler, kan akıttılar. Tarihte bu görülmedi. Ancak sadece Haçlı seferlerindeki 90 yıla yakın ki işgalde gördü yani 1087'den bu tarafa değerli kardeşlerim 1087'den bu tarafa yani 8,5 asırdır böyle bir zulüm görmedi İslam alemi neden? çünkü İslam alemi şu 144 dönümün tamamının Kabe'nin içi gibi olduğunu ya bilecek ya da nasıl olsa efendim daha çok şey yapmadılar gibi kendini avutacaklar onun için şu coğrafyayı çok bilmek lazım. Evet şuradan biraz daha ileri gidilince kardeşlerim şu bölgede tamamen Doğu Kudüs yani Müslüman mahallesi. Şu bölgeyi biraz sonra göstereceğim. Şurada Ağlama Duvarı dedikleri e, ki şurası onların oydukları ve mağribi mahallesini yok ettikleri bir dönem binlerce Müslümanı katledip evlerini yok ettikleri El Cerrah mahallesini şu anda yok etmeye çalışıyorlar şu bölgede. Ee, ve e, burayı da alttan oyuyorlar. Şu belge oyuyorlar şu anda. Göstereyim yerine. Daha doğrusu şimdi Yahudileri Yahudilere anlatırken göstereyim kardeşlerim. Yahudiler için bura neden önemlidir? İsterseniz gelin bizim için şuranın tamamı kutsaldır. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Sadece hocam burası mı kutsaldır? Hayır onu da söyleyeyim. Bura Kâbe'nin içi gibidir. Peki burası mıdır? biraz sonra İsra suresinin birinci ayetini okuyunca e, sadece buran değil tüm çevresinin tüm Kudüs'ün hatta Filistin tamamının mübarek olduğunu da göreceğiz değerli kardeşlerim. Evet. Üç semavi din içinde kutsal olan bir şehirdir burası. Kudüs Yahudiler ve Hristiyanlar için öteden beri kutsal bir yer olduğu gibi aynı şekilde ve hatta daha üstün derecede Müslümanlar için de kutsaldır. Hem de İslam'dan önce bile. Peki Kudüs ne demektir görelim. Kudüs üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan kutsal şehirdir kardeşlerim. İbranice'de Yeruşalem, Yeruşalim anlamında kullanılır. Sadık Gaon dediğimiz bir Tevrat'ı e, tefsir eden bir Yahudi var. Sadık Gaon Tevrat'ı Arapça tercüme ederken bu kelimeyi Selam, Medinatus Selam şeklinde tercüme ediyor. Bir anlamda değerli kardeşim bizdeki Kudüs demektir. Beytül Makdis demektir. Aynı anlamı geliyor. Yeruşalem, Yeruşalim. Batı dillerinde Hristiyanlar Jerusalem yani biraz bunun Latince döndürülmüş hali Yeruşalem'i. Yani İbranice'nin e, Latince ifadesi Jerusalem veya da İlya. İlya bunu e, Roma bu ismi koymuştu. Müslümanlar fethettiğinde buraya İlya dediler ama çok geçmeden Müslümanlar e, i Raistin dönümü Emeviler dönümünde buraya Beytül Makdis dediler. Beytül Makdis, kutsanmış beytin ama sadece gördüğünüz yer değil, Kudüs'ün tamamına. Bu çok önemli. Yani sadece 144 dönüme demediler Beytül Makdis. Beyt ev demektir, kutsanmış ev. Kudüs'ün tamamı Beytül Makdis dedi Müslümanlar. Ne demektir Beytül Makdis? Bereketli, mübarek, mukaddis olan, kısaltılmışı Kudüs. Kudüs ne demekmiş? Kudüs, Bereketli, mübarek, mukaddes olan toprak anlamına geliyor Kudüs. Ve Osmanlı ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz buna öyle güzel bir eklem yapmışlar ki Kudüs-ü Şerif, Buhara-i Şerif gibi, Buhari-i Şerif gibi çok değer verdikleri şeyi ne demişlerdir? Sonuna şerif koymuşlardır ecdadımız. Onun için Kudüs-ü Şerif demişlerdir. Bu isimlerin her biri Kudüs'ü ifade etmektedir değerli kardeşlerim. Evet, Yahudiler için Kudüs niye önemlidir? Evet, Süleyman Mabedi'dekileri şu mabed e, onlar için önemlidir. Kudüs'ü biliyorsunuz e, Hz. Musa Aleyhisselam ile başlayacak kutsiyetin, e, şöyle söyleyeyim, e, buna Süleyman Mabedi diyorlar ve öyle büyütüyorlar ki şu onların bir propaganda haberiniz olsun. Aslında Süleyman Mabedi'nin bu kadar ihtişamlı olması bir Yahudi çizimidir bu. Yoksa Süleyman Mabedi'nin genellikle şeyi daha çok çizim budur. Ee, ben bu konuda bir teza yaptırdım. Büyük Herod. Büyük Herod'un yaptırdığı e, son e, Süleyman Mabedi'dir. Hazreti İsa'nın doğduğu yıllarda yaşamıştır. E, Roma şey Roma'nın Kudüs kralı. E, onun dönemdeki gerçek e, Süleyman Mabedi daha çok budur. Ama bu e, tüm Kudüs'ü, Doğu Kudüs'ü kaplayacak şekilde Yahudilerin bugün bize yutturmak istediği çok e, devasa bir şehir gibi Süleyman Mabedi'dir. Bunu da özellikle söyleyeyim. Hani Mescid-i Aksa dediğimiz yer odur. Bugün Yahudiler, biraz önce gösterdiğim Burak Duvarı bizim için Hazreti Peygamber'in e, Miraç e, hadisesinde, hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geldiğinde bineyi bırakıp Bağladığı duvardır burası. Onun için Burak Meşidi hemen bunun öte tarafındadır değerli kardeşim. Şuradadır. Burak Meşidi içeriden buradadır. Alta doğru inilir. Şimdi şu yapının, şu duvarın, şu, özellikle şunlar çok eskidir şu e, efendim mermer parçaları. Bunun efendim Hazreti Süleyman'dan kalan bir yapı olduğunu e, söylüyorlar. Osman döneminde de burada ağlıyorlar ee, yaklaşık 1600'lerden beri burada ağlıyorlar. Ama zamanda küçük bir mekandı burası. Genişlete genişlete bunu büyüttüler. Şimdi şu coğrafi ve bu bölgedeki cerrah mahallesi ve birçok şeyi alarak tamamen Kudüs'ü çökertmek istiyorlar. Yani mescid aksa Aksa'yı çökertmek istiyorlar. Ve değerli kardeşlerim şimdi göstereceğim. Ee, evet ağlama duvarı şurası. Yani Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa veya da Kıble Mescidi. Ağlama duvarı şu bölgesi. Ama bizim için Burak Duvarı. Buna Ağlama Duvarı bir Müslümanın söylemesi bence abestir. Bizim için burası Burak Duvarı'dır. Dilimizi ona göre alıştırmak gerekiyor. Bugün de Mescid-i Aksa'yı alt alttan çökertmek için 70'in üzerinde tünel kazdılar. O tünellerin giriş yerleri buradadır. Biz Zeytin Dağı'ndan burayı izlemek e, izlerken biz oradan sürdüler çıkardılar. E, İsrail polisi geldi. Çünkü onların bazen buradan devlet politikası gereği devlet adamları geliyor. Burada gösteriler yapıyorlar. Bir takım e, seremonileri var ve biz görmeyelim diye bizi bir önce oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar Zeytin Dağı'ndan. Bu Zeytin Dağı tarafından biraz da e, İslam Mahallesi var, Müslüman Mahallesi var. E, hangi tarafta? Doğu tarafta. Oradan çekilen bir resim. Şuradan efendim 70'e yakın alt tarafa tüneller kazaraktan Meşid Aksa'yı çökertmek niyetleri İslam alemini başka türlü hakkından gelemeyecek düşünüyorlar? Şura İslam e, mezarlığı. Biraz sonra buraya da göreceğiz. Peki e, burası nedir? Yahudilerin çok e, mübarek, çok e, kutsal gördüğü Zeytin Dağı. Zeytin Dağı'nın efendim neleri bura? E, e, sırtları Kudüs'e bakıyor. Yani daha doğrusu Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Ee, burada bir Yahudi gömülmek için birkaç milyon doları gözden çıkarıyor. Göstereyim daha yakından. Hepsi İbrani efendim kabirleri. <laughs> Çok değerlidir onlar için. Şuna inanıyorlar. Burası Cehennem Vadisi. E, ee, Sırat Köprüsü'nün buraya kurulacağını, ilk dirilmenin burada olacağını, ilk Sırat Köprüsü'nden buradan geçip Süleyman Mabedi dedikleri meşid Aksan Aksan'ın oturduğu yere cennetin kurulacağını ve burada defin olanların sıratı kolaylıkla geçip cennete gireceği gibi daha birçok hurafelerle dolu sadece bu bir tane değil birçok hurafeyle dolu efendim inançları var değerli kardeşlerim bu Osmanlı döneminde de burada bir bölümler vardı o bölümlere cenazelerini gömüyorlardı ben çok çekimler yaptım yüzlerce çekim Meşaksa tarafından da çekimler yaptık. Çok eski Yahudilerin, 300-500 yıl önce Yahudilerin de kabirleri var. Şu anda burada bir kabirin 5 milyon dolara satılan yer olduğunu söylüyorlar. 5 milyon dolara bir Yahudinin burada görülmek için para verdiğini de söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunu orada bize anlattılar. Evet, Kudüs Hristiyanlar için niçin kutsaldır? Yahudiler için Hz. Musa Efendimiz milat önce 1200'lerde e, Yahudileri buraya getirip Allah'ın vaat ettiği topraklara getirmek istedi. Yani yaklaşık 3200-3300 yıllık bir süreç geçti onlar için kutsiyetin. Hristiyanlar için de 2000 bir kutsiyeti var. E, nedir e, bu kutsiyet? Bir defa Hz. İsa Aleyhisselam'ın nerede, nasıl doğduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki Meryem Suresi'ni okuyunca hepimiz bunu öğreniyoruz ve Hazreti Meryem annemizin Beytül Lahim dediğimiz doğuş kilisesi var şu anda yerinde. Bu kilisenin efendim idaresi Müslümanların elindeydi. Şimdi Müslümanları vermeye hazırlanıyor Hristiyanlar. Çünkü kavga yapıyorlar. Burada zaman zaman itişme kakışma hatta birbirinin ağzını burnu kırıyorlar. Bunu bizzat yaşayan e, Kudüs'ü kardeşlerimiz anlattı. E, anlaşma yapıyorlarmış şu anda. Bunu da o Müslüman aileye verelim. Kapıları onlar açıp kapasınlar efendim öyle kavgamız son bulsun diyorlar. Beytullah'ım Hazreti Meryem annemizin Hazreti İsa validi, e, Efendimiz'e dünyaya getirdiği hani ey Meryem e, hu üzerindeki ağacı e, e, efendim sars ki hurma düşsün, e, ondan yiyesin, yanındaki sudan içesin dediği efendim yar burası değerli kardeşlerim. Burası Mescid-i Aksa'ya. Yani Kudüs'e 10 kilometre yani 10 kilometre, 15 e, kilometre güneyde hemen. E, şimdi e, orası çok önemli, doğuş. Ama e, hac için e, önemli olan yer burası. Yani onun için kabe burası. Ve buraya gelen bütün e, Hristiyanların o manevi iklime girdiğini birebir görüyorsunuz. Bu yüzlerce çekimim var ama e, işimiz size e, şey anlatmak daha çok. Buranın e, önemini veya da her üç din için çünkü vaktimiz yetmeyecek, içine girmeyeceğim. Kamame Kilisesi, buraya da Kıyamet Kilisesi. Aslında Kamame Kilisesi demek çöplü kilisesi demektir. Çünkü Yahudiler işgal ettiklerinde Sasanlarla sah bölgeyi buraya hakaret için 3-5 e, yıl çöp atmışlardır pislikler atmışlardır hakaret etme için. Hristiyanlar da Hristiyanlar da e, iki asra yakın e, biraz önce gösteren kubbet Sahra'nın yerine çöp atmışlardır. Hakaret için e, efendim e, onların dinlerini saygısız yapmak için. Ama her iki yeri hem Yahudilerin hem Hristiyanların kutsal saydığı yeri temiz tutan oraya hiçbir şekilde bir huzuru, güveni bozucu bir şey yapması müsaade etmeyen tek efendim dünyadaki güç Müslümanlar olmuştur. Onu da bilelim istedim. Burası da Hz. İsa'nın çarma geldiğine inanıyorlar. Şurası değerli kardeşlerim. İşte bunun içinde Hazreti İsa diyorlar ki burada e, çarmıha gerildi ve burada yatıyor. Bir kısım e, Hristiyan inancına göre, Öldükten de burada bir e, şey var, lahit var. Lahit hemen şunun arka tarafında, şurada affedersiniz onu çekememişim. E, resimleri var. Onun üzerine yatırıldığını ve ondan sonra çarmıtan indirilip oraya yatırıldığını herkes oraya gelip çöküp ağlıyor. E, elbisesini sürüyor. Onunla işte İngiltere'ye gidiyor. Ben bunu e, işte İsa'nın e, kabrinin e, şey e, bedenin konduğu yere sürdüm diyerekten bu şekilde kusuyorlar şeylerinin. Burası tamamen kurafiye dönmüş bir yer ve e, cenazenin burada yattığına inanıyor. Bir kısmında diyor ki gömüldükten sonra diyor Allah ona e, diriltti ve gökyüzüne çekti. Hristiyanların bir kısmında da gökyüzüne yükseltildi ama e, çarma girdikten sonra gökyüzüne yükseltildiğine inanıyorlar. Ve şu kuyruklar e, yüzlerce binlerce kişi kuyruk şeklinde arka kapıdan e, şu kapıdan giriyorlar ve arka kapıdan çıkarak ne yapıyorlar efendim e, arkada bir kilise var e, Hz. İsa'nın e, işte Hz. Meryem annemizin e, orada ağladığını e, evlatçının evlat için orada gözyaşı döktüğüne inandıkları yerler var burada ibadetini yapıp çıkıyorlar e, ve değerli kardeşlerim nasıldır e, Meşcid i Aksa ile onların kutsal yeri göstereyim onu da bilelim istiyorum. Şurası Kamame Kilisesi şu yapı. Burası Meşid Sağ Kamame Kilisesi. Yani ara çok fazla değil. Sadece bir kilometre kadar bir ara olduğunu ifade etmek isterim. İslam, e, Müslümanların efendim e, kabristanı ve birçok sahabe yatıyor burada. E, ve 144 dönüm burada. Tam akşam vaktine yakın biz Kudüs'e girdik. Bu muhteşem manzarayı görüyoruz. E, tekbirler ile bütün gençler herkes ağlıyor gerçekten. Ee, tekbirler en aşağı yarım saat sürdü ve güneş batıncaya kadar ve tamamen e, e, gecenin e, karanlığında bir ay parçası gibi meşgid Aksa parlayınca kadar biz burada e, Kudüs'ü efendim doya doya seyrettim. Meşak bir yer burası. E, Zeytin Dağı'nın efendim tepesi diyelim buraya. Evet Müslümanlar için Kudüs neden e, kutsaldır? Bu da yakından çekmeye çalıştığımız bir e, o akşamki görüntü. E, burası bizim için neden kutsaldır? Gerçekten Mecid-i Aksa bizim için ne demektir? Onun da üzerinde bir duralım. Fakat bunu söylemekten önce kardeşlerim ben şunu söylemek istiyorum. Siz bu fotoğrafları hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Fevzi El Cüneydi. 2019 yılındaki 14-15 yaşındaki bu yavrumuzun Oradaki yediği dayak, o efendim kolu kırarcasına yaptıkları, 20'nin üzerindeki zalim, şereften yoksun, hepsinin gözlerine bakın korku. Hepsinin gözünde korku var. Bir tane efendim rahatlık yok ama bu çocuğun yüzünde duruşunda bir diklik var, yiğitlik var, kahramanlık var. Bu çocuğa, daha 15 yaşında çocuğa bu gücü kim veriyor? Bu çocuğa bu duruşu kim sağ, sağlatıyor? Ve bu çocuğa şehadet yoluna kim efendim dizdi? Bu çocuğun beyninde kalbinde ne var? Ben bunu bir öğrenelim diyorum. Yine 2017'de 14 yaşındaki bu yavru hapishaneler alınıyor. 4 ay 5 ay hapishanede zulüm görüyor. Her yerini çocuğun morartıyorlar. Ve bu çocuğun görüşüne bakın. Bir de yanındaki o zalim efendim katil polislerin yüzlerindeki korku ve endişeyi bakın buradaki çocuktaki o masumiyetle birlikte meydan okuyan bir duruş var. Ağlayan, efendim başını öne eğmiş, e, yalvaran bir bakış yok. Bu 14 yaş çocuğa bu gücü kim veriyor? Yine 10 yaşında, 8 yaşında bu çocuklara tankın önüne çıkıp çiğneneceğini bile bile taşı kim attırıyor? Veya şu bıcırlara, şu efendim Yiğitlere, valla İslam alemindeki bir milyardan daha yiğit, daha efendim cesur şehadeti öğrenmiş olan şu çocuklara e, önlerinde her an e, vurabileceğini bildikleri İsrail polisine karşı bu çocuklara bu taşı kim attırıyor? Meşhur kız, şu anda 19 yaşında Ahet Tamimi veya 21 yaşında şu anda. Vakitsel askerine kafattan 9 yaşındaki çocuk. O günden sonra her gün kafat diyor bu. Bu çocuğa bunu kim yaptırıyor? Veya değerli kardeşlerim orada bizi çok duygulandıran bizim bir iadımız e, var. Bu çocuğumuzun yaşı 14. Bu yavru biz oraya varmadan bir yıl önce 2019'da yahu, e, Suud prensi ve e, Suud'un en önemli medya e, sunucularından birinin önüne Meşit Aksa'ya İsrail polisinin denetiminde giriyorlar. Çünkü Müslümanların kuymayacağını biliyorlar ihanetlerinden dolayı. Bu çocuk onun önüne geçiyor ve yüzüne tükürüyor. Ve İsrail, 50 tane İsrail polisinin ortasında e, Suud prensinin yüzüne tükürüyor. Ve bu çocuğu orada iyi bir dövüyorlar, içeriye diyorlar. günlerce işkence ediyorlar. Ve bu çocuk her gün orada. Ve bize defalarca sarıldı. Biz biraz yardım edelim falan dediğimizde benim ihtiyacım yok dedi. İhtiyacı olanlara bunlara ulaştır dedik. Her genç elini cebine sokup bir yardım etti ve bunu e, gerekli olan yerlere ulaştır dediler. Ve bu çocuklara bu gücü kim veriyor? Bu yiğitler, bu cesur yürekler nereden doğdu? Çünkü Kudüs'teki analar, Kudüs'teki yiğit anne ve babalar bu çocukları şöyle itiyorlar değerli kardeşlerim. Biz de biliyoruz ama bir daha eğitilelim. Bir daha şuurlu bir şekilde bunu bilelim. Çünkü Kudüs bizim için ilk kıble. Sadece ilk kıble değil, Miraç hadisesi gibi sebeplerden dolayı Kur'an ayetleri ve hadislerin de işaretiyle daha fethinden önce Müslümanlar için kutsal dönem şehir. Bakın fetihten önce. Fetih 17 yılında. Yani Efendimizin vefatından 6 yıl sonra fethedilecek. Ama ondan çok önce bizim için mecid Sağ Aksa kutsaldır. Yani Efendimizin e, Mekke döneminin 10. yılı, 11. yılı yani Miraç olayı ile Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ne kadar önemli bir yeri, müstesna bir yeri olduğunu Cenab-ı Allah İsra Suresinin 1. ayeti kerime ile bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilal mescidil aksal lezi bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huve semiul basir. Yani mealen kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır. Gören bir buyuruyor Cenab-ı Allah. Burada dikkat edersiniz çevresini mübarek kıldığımız diyor Cenab-ı Allah. Sadece mescid Aksa demiyor. Çevresi de mübarek. Değerli kardeşlerim, e, İslam alimlerinin neredeyse tamamı diyor ki Kudüs'ün tamamı mescid Aksa'dır. Yani çevresi mübarek kılınmıştır. Yani Kabe'nin etrafındaki harem bölgesi gibidir diyor. Bir kısım alimde diyor ki Filistin topraklarının tamamı diyor kutsaldır bu çevre daha geniştir diyorlar. Bunu da bir takım ayet kelimeler ki maide 20 22. 21. ayetler Enbiya 69 71. ayetlerin işareti bazı hadis-i şeriflerin de işaretiyle tüm Filistin'in kutsal olduğunu efendim e, ifade ediyorlar. Bunu da söyleyeyim. Diğer bir konu. Kudüs'ün tarihi çok eskilere dayanır değerli kardeşlerim. Biz tevhid yer yeryüzündeki şu anda son temsilcisiyiz e, ee, Hz. Peygamber aleyhisselam Mah Hazreti Zer Ebu Zelgıfari gelip soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü, yeryüzünde ilk inşa edilen yapı beyt neresidir diyor. Allah Resulü diyor ki Meşride Haram'dır. Peki ikinci inşa edilen yer neresidir diyor. Efendimiz Meşride Aksa'dır diyor ve ikisi yanında sadece 40 yıl vardır diyor. Yani yeryüzünde belki sadece Hazreti Adem Havva annemiz Habil Kabil gibi birkaç evladı varken her iki mescitte inşa edilmiştir. Yani yeryüzünde ilk mescit Kabe, sonra Mescid Aksa'dır. Bu çok sağlam bir rivayet. Buhari, İmam Buhari'nin Enbiya babının 10. hadisidir. Oradan bakabilirsiniz. Yine değerli kardeşlerim, Efendimiz 13 yıl Mekke döneminde Meşid Aksa'ya dönerek namaz kıldı. Ve Medine hicretinden 16 ay gibi yani bir buçuk yıla yakında ne yaptı? Yine Meşid-i Aksa'ya dönerekten namazlarını kıldı. Biliyorsunuz Meşid-i Nebevi'nin ilk e, mihrabı tam tersinde kuzey taraftadır. Allah Resulü'ne ilgili ayet yani kıblenin dönüş ayeti gelince Efendimiz namazda iken e, ashabının ortasından geçerekten kıblesini değiştirdi ve namaza güneye döne, dönerek ne yaptı? Devam etti. Yani müslümanlar 15 yıla yakın 5 dakika ederek yönelerek namaz kıldı. Bu bize yeter. 15 yıl yönelerek namaz kıldığımız bir beyti bugün zalimin vahşinin insandan nasibini almamış bu mahlukla, mahlukların yeri, eline bırakmak gerçekten İslam alemi için kınanacak şereften, haysiyetten, hayadan yoksunluğun en korkunç halidir. Yani kelimeler bunu ifadeye yetmez. Ee, ve bizim meşhidi aksa ile ilgili şuur altyapımızı çok iyi, bunlarla iyi bir doldurmamız, evlatlarımıza bunları iyi öğretmemiz gerekiyor diye inanıyorum. Evet, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i aksadır. Efendimiz'den gelen, Mescid-i Aksa'nın daha büyük öneminden bahseden e, iki hadisten de bahsedeceğim. Müslim hadisi, sahih hadis, merfu yani çok sağlam bir hadis. Efendimiz diyor ki mesela bir şey söyleyeyim. Sultanahmet'e, Süleymaniye ne bileyim işte e, Urfa'daki Ulu Camiye, Kütahya'daki Ulu Camiye özel namaz kılmaya gitmenin özel bir sevabı yok ha kardeşlerim. Ha çok yol gitmenin sevabını alabilirsiniz. Ama orada özel namaz kılmanın sevabı diğer mescitlerden fazla değil. Ama Efendimiz şöyle buyuruyor. Yolculuk ancak şu üç mescitten birine yapılır. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya. Ve diğer bir hadisinde Efendimiz bunu şöyle tamamlıyor. Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de kılınanlar hariç. Onlar için, biri için 50 bin, biri için de 10 bin kat e, olduğuna dair de rivayetler var. E, diğer mescitlerde kılınan namazdan bin kat daha sahablıdır. Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz. Hatta bir rivayet daha var. Onu almadım. mescid Aksa'da kılınan bir vakit namaz, diğer mescitlerde kılınan veya da kişinin evinde kılınmadan 50.000 elli bin kat daha sahablıdır. Onun için Mescid-i Aksa'ya bir an önce hepimizin bir şekilde gitmesi gerektiğini Kabe-i her yıl Umre için gidenlerin lütfen ve lütfen büyük bir hata yaptığını ve bir şekilde Meşid-i Aksa'ya gitmemiz gerektiğini, oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamız gerektiğini, hatta onlara ekonomik olarak alışveriş yapıp onlara destek olması gerektiğini özellikle hatırlatırım. Çünkü o insanlara alışveriş yapılmasını engelliyorlar. Yahudiler alışveriş yapılmasında her türlü tedbir alıyorlar. Ve o insanlara çok büyük e, ekonomik ambargoyu da uyguluyorlar. Müslümanlar ve özellikle Türkiye'den gelenler olmasa birçok e, iş yerinin çökeceğini yani ekonomik olarak batacağını söyleyen e, oradaki kardeşlerimize bizzat şahit oldum ben. Evet değerli kardeşlerim, yine bir hadis-i şerif daha e, ifade etmek istiyorum. Bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki Allah Resulü'nün e, azatlı carisi memnun annemiz. Maalesef bugün bunu Peygamberimizin eşi, annemiz, Ümmü Hatun'dan Meymune annemiz diye hep e, aktarıyorlar. Hayır, rivayette böyle değil. Bu rivayet Ebu Davud'da. Ebu Davud'da Efendimizin iki tane yakınında Meymune var. Biri cariyesi, azat etmiş cariyesi Meymune annemiz, e, şey radıyallahu anh, anhe. bir de annemiz Ümmü Hatun'dan Meymune annemiz. Bu azatlı cariyesi Meymune radıyallahu anh'den gelen rivayettir. Efendimiz'e soruyor, ey Allah'ın soruyor. Bize meşte aksatında ne dersiniz? Yani oran hükmü nedir diyor. Efendimiz de şöyle buyuruyor. Oraya yani meşte aksaya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinden yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin. Değerli kardeşlerim ben bu dersi birkaç yerde işlemiştim. Allah razı olsun ben giderken birkaç bin dolarla beni gönderdiler. Biri yüz dolar verdi bir şey. Bu hadis-i şerif üzerine verdiler biliyor musunuz? Hocam Mescid-i Aksa'ya, bölgedeki mescitlere e, benim bu yardımı efendim verin. Onlar nereye istiyorlarsa oraya bu yardım yapsınlar dediler. Demek ki gidemiyorsak bile o bölgeye destek olmamız gerektiğini de bu hadis şeriften öğreniyoruz. Sanki oraya gitmiş gibi de sevap alacağımızın bu hadis şeriften e, yani bunu söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Evet, e, biz Toplantımızı 15 dakika bile geçtik. E, Musa kardeşim, e, ne yapalım? E, durduralım mı burada? Hocam sizi bilirsiniz. E, geminin kaptanı sizsiniz. E, nasıl gün görüyorsanız yeterli olmadı mutlaka. Daha çok söyleyeceğiniz şeyler vardır. Ama tabii bir vakitte hani e, diyorsanız bilemedim bir şey diyemedim. E, takdir sizin hocam. Şöyle yapalım. E, ben e, şunu bilirim ki bir insanın e, ne kadar etkili de olsa e, en e, iyi dinleyebildiği zaman süresi 45 dakikadır. Evet. Biraz daha konunun ilgili çok e, efendim e, dikkat çekici bir konuysa bu bir saat bir saat 15 dakikaya kadar uzayabilir. Evet, evet. Bundan sonraki biraz dikkat dağımına yol açabilir. Doğru. Bir şöyle yapalım. Aslında sunumun tam yarısındayım. O zaman aslında şimdi 1200 milat önce 1200'lerden başlayıp yani bu Buhtumaz, Nebukadnezar sonra Titus, sonra Hadrianus tarafından nasıl katliamlar yapıldığını, sonra Müslümanların buraya nasıl güven, huzur muhteşem bir efendim şey getirdiğini, barış getirdiğini Sonra bu barışın nasıl e, Haçlılar tarafından kunharca e, ka, katliam ile bozulduğunu sonra Selahattin Eyyubi ile başlayan ecdadımız Osmanlı ile o muhteşem günlerin e, nasıl geçtiğini ve ardından bir asırdır ne büyük e, acılara yine gark olduğunu e, anlatıp sonunda da e, çok önemli bir 5-10 cümleyle bitireceğim bir sunum kaldı. Evet ben başlarsam daha bir saat daha devam eder. 12. Zaman... Musay kardeşim burada duralım. Cenab-ı Allah bize yapalım. başka bir zaman başka bir an güç verirse e, buradan itibaren belki devam edebiliriz. İnşallah şöyle Diyelim, olabilir mi? ben benim sabırla dinleyen Nasıl hocam? Böyle bir teklif yapsam sizin zor, sizin için zor olabilir mi? Tam alışmışken haftaya bugün yine aynı saatte kaldığımız yerden devam etsek diyeceğim ama biliyorum çok yoğunsunuz. Ee, zorlamak Sadın. istemiyorum mümkünse. Yani değilse başka bir müsait zamanı kollarız artık. Onu Salı gün bir konuşabilir miyiz? Tamam hocam inşallah. Şimdi yarın ben şu anda sunumu Deniz'den yapıyorum. Allah razı olsun. Yani hepimiz Neyse. aynı yani. mekandayız. Evet. Yarın İstanbul'a uçmam gerekiyor. Ee, onun için İstanbul'da aslında hep Kudüs'le ilgileneceğiz. Kitabımızın e, Arapça ve İngilizce çevrimi için e, bir e, toplantı e, istediler. Ee, evet. İnşallah ben onun inşallah size dijitalini de göndereceğim şu anda, Türkçe dijitalini. Evet. Ee, Allah razı olsun hocam. Salı günü bu toplantı zamanı. E, eğer e imkan olursa bölmeden hafta devam edebiliriz ama bölmemiz gerekecekse daha sonraki bir zamana bırakabiliriz. Tamam inşallah. Bir kardeşimizin bir sorusu olmuş ama biz Müslümanlar neler yapmalıyız diye. Tabii bunun da belki uzun uzayacaktır. İster şimdi ister İki, daha sonra güzel. Bu aferin. bundan sonraki bölümde var bu. Yani e, onun cevabı bundan sonraki aktarımda gelecek inşallah. Musa kardeşim. Allah razı olsun hocam e, ee, şeyi hiç yalnız da bilir misin? Hocam ben buradaki misafirlerimiz adına size canı gülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum buradakinin her birisi Kudüs davası için canlarını feda edebilecek yiğitler. Ne bileyim e, dualarıyla hep oradalar. Maddi imkanlarıyla orada olmaya çalışıyorlar. E, Rabbim inşallah tez zamanda her birimizi özgür bir mescidi Aksa'da omuz omuza namaz kıldığımız günleri görmeyi nasip eylesin. Evet. Amin, inşallah. Ee, ee, sabırla dinleyen kardeşime de ben teşekkür ediyorum. Ee, dinlemek de büyük bir fazilettir, büyük bir başarıdır, büyük bir yetenektir. Ee, onun için hepsine teşekkür ediyorum. Hocam siz bir ekranınızı kapatabilir misiniz? Biz bir şey göstereceğiz, sunacağız size sizin için. Parçamı ee, şöyle bir kapat gerekiyor. Tamam. Buyurun şimdi bizim geldi mi ve hiç onu gösterebilir misin? Geldi gitti. hocam Denizli Gülistan Çevre ve Kültür Derneği adına bu programı icra ettik. Bir nevi şehir buluşmaları gibi oldu. Bizim şehir buluşmaları programımız oluyordu daha önce bu pandemiden önce. Bu da bir şehir buluşmaları programı gibi oldu. Dolayısıyla bize ayırdığınız bu zamanın maddi bir şeysi olmaz, karşılığı olmaz. Ama biz Denizli Gülçev olarak, Gülistan Çevre ve Kültür Terniği olarak size katkılarınızdan dolayı 5 adet e, fidan inşallah hediye etmek istiyoruz kabul ederseniz ve siz de... bana en büyük en büyük hediye verdiniz şu anda. Evet ekranda Daha göre. Büyük hediye mi olur? Evet. Allah razı olsun. Amin inşallah. E, katkınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu beş fidan da sizin adınıza dikildi. Rabbim bu fidanlarla beraber sizlerin de umutlarını, bizlerin de umutlarını yeşertip büyütsün inşallah. Allah razı olsun. Bunu bana da gönderirsiniz. Ben bunu hep hatırlamak isterim. Biz size göndereceğiz hocam inşallah orijinalde. Ornaz vadisinde ziyaret etmek isterim inşallah. İnşallah, inşallah hocam. E, kıymetli kardeşlerim, Osman hocama çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, bütün sohbetlerimizde olduğu gibi kısa bir e, aşrı şerif ve arkasından Filistin için bir duada bulunmak istiyoruz inşallah. Hüseyin Doğruyöz hocamı e, bir aşrı şerif okumaya davet ediyorum. Hocam bir aşrı şerif alabilir miyiz sizden? Sesim geliyor mu? Geliyor, geldi hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي طيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Gencel yazıyorsun. Ya. Musa Hocam hoparlörü kapattınız. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyil al Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi sana sonsuz hamd ve senalarda bulunuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Ya Rabbi hamdlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiğimiz salat ve selamların ulaşması nasip ve müessereyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabullerin en güzeliyle kabul eyle Ya Rabbi bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere, Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, hiçbir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme ya Rabbi. Allah'ım, milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak, her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı, bizleri uyanık eyle. Zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım, bugün Filistin başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi onlara yardımcı eyle. Nusretinle, inayetinle zaferler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş, aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, din, iman, millet, hak, Hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden, neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, sana sığındık, sana güvendik, sana tevekkül ettik bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz bırakma Allah'ım. Allah'ım bizi yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğinde hisseden ve onlara yardım için maddi manevi varlığını seferber eden samimi Müslümanlar eyle. Bizi basiretlerden, basiretsizlerden, ferasetsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana eyleme. Allah'ım Kudüs'ü ve İslam beldelerini işgal eyleyenlere, ıslah adı altında ifsat edenlere ve barışı baltarayanlara fırsat verme. Şu mübarek cuma akşamı günü hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey mazlumların Rabbi olan Rabbimiz, ey Allah'ımız bozguncular güruhuna karşı bizlere yardım et. Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder. Bizi zalimlerin elinde rezil ve rüsva eyleme Allah'ım. Bizi inkarcıların elinde oyuncak eyleme ya Rabbi. Ve ya Rabbi biz inananları bağışla. Rahmetini esirgeme üzerimizde. Amin ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tüm şehitlerimizin ruhu için tüm Filistinli şehitlerimizin ruhu için ve dünyanın her bir köşesinde beldesinde dim olmuş bütün şehitlerin ruhu için Allah rızası için lillahi teâl el fatiha